Ya kamp güzel geçiyor. Turnuva da çok keyifli geçti. İtalya'da bir kere yemekler çok güzeldi. Zaten yemekler güzel olunca bir modumuz yükseliyor. Ondan sonra maçlar da çok keyifliydi. 3 maçı da güzel oyunla kazandık. Turnuva öncesi bize moral ve motivasyon oldu gerçekten. Özgüvenimizi yeniden kazanmak anlamında keyifliydi. O yüzden kamp ortamı da keyifli geçiyor. Zaten turnuvaya da çok az gün kaldı. Heyecanlıyız, bir an önce başlasın istiyoruz. Biraz da Giovanni tempoyu da düşürdü. O yüzden yorgunlukların yerini biraz aslında keyif aldı diyebilirim. Şöyle, tabii ki de şimdi Polonya, İtalya ve Sırbistan'la oynadık. 3 ekip de voleybol oynamayı bilen başarılı ekipler. Haliyle onlarla beraber oynarken sizin de performansınız illaki artıyor. Çünkü onlar da size önlem almayı biliyorlar. Siz de onlara karşı ne önlem almanız gerektiğini çalışıyorsunuz. Aslında iki takım için de bence karşılıklı güzel bir turnuva oldu diye düşünüyorum. Biz de çünkü rakiplerimizi tekrardan görmek, birbirimizi tekrardan ne durumda olduğumuzu anlamak, son turnuva öncesinde bu hazırlık turnuvasını oynamak bence tüm takımlara iyi geldi. Çünkü Dünya Şampiyonası'nda Polonya zaten grubumuzda. Sırbistan zaten olası rakibimiz gözüküyor çeyrek finale doğru. İtalya zaten son yıllarda sürekli kürsüde. İllaki yolumuzun kesişeceği takımlar. Kilo alıp geldik. Ben 72 gittim, 74 geldim. Hiç pişman değilim ama teşekkür ederim. Yani topla benim aramda bağ kuruyorum. Sonuçta karşıya servis atmadan önce onu kendime hatırlatıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Sonra topa vuruyorum. Yani orada bir konuşma yok aslında. Beden dili var yani. Orada birbirimize bir enerji geçişi oluyor gibi bir şey oluyor. Her sene kendime hedefler koyuyorum. Yani yaşım ilerlediği için hani voleybolumu aynı seviyede tutmaya çalışıyorum. İstikrar benim için çok çok önemli. Bu yüzden de hani bu turnuvalarda tekrardan kendi alanımda en iyilerden biri olmak beni çok motive ediyor. Her sene hani kendime bu hedefi koyuyorum sonuçta. Yaş ilerliyor ama performansımın sabit kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Bu turnuvalar da benim için aslında bir hedef, bir mücadele oluyor diyebilirim. O yüzden kendimi tekrardan aynı seviyede görüyor olmak beni mutlu ediyor. Olimpiyata kaldığımız için inanılmaz mutluyduk. Hatırlıyorum yani, elemeleri hatırlıyorum. Acayip oynuyoruz ve gerçekten hak ederek kalmıştık. Ama hani 2020 değil de 21'de oynanması, yani bir sene gecikmeli oynanması bence bizi çok etkiledi. Çünkü neden? Yükselen bir grafiğimiz vardı. 2020 yazını da aynı şekilde voleybolla, turnuvalarla geçirseydik bence takım olarak daha iyi bir seviyede olimpiyatlarda olabilirdik diye düşünüyorum. Ki yine de bence olimpiyatlarda kötü değildik. Hani baktığımızda sportif anlamda bir beşincilik var, evet. İkinci kez katılıyoruz. Eskiye göre bir aşama ama bana göre yani yarı finali bu kadar kıl payı kaybetmek, bu tamamen benim kendi düşüncem, bende inanılmaz bir hayal kırıklığı yarattı. Yani çok çok üzüldüm. Ama şimdi de diyorum ki yani geri dönüp baktığımda aslında çok fazla şey kazanmışız. Hani olimpiyatlara kalmış olmamız, olimpiyatlarda mücadele etmiş olmamız bence Filenin Sultanları'nın tanınırlığını da arttırdı. Bunun yanında ne kadar çok gençe örnek olduğumuzu görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Gerçekten çok güzel geri dönüşler oluyor. Bu anlamda ben çok şey kazandık ama sportif başarı anlamında baktığımızda bence daha iyisi olmalıydı %100. Hani Güney Kore maçını konuşuyoruz. Yani normalde bizim o maçı kazanmamız gerekiyor ama sporun güzelliği bu zaten yani. Hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Favori yenilebiliyor ya da sürpriz bir takım şampiyon bile olabiliyor yani. O yüzden olimpiyatlar acısıyla tatlısıyla geçti gitti. Hatırladıkça yine bir böyle içimde bir yara oluyor yani. Bir kalbim sıkışmıyor değil yani. Onu dürüstçe söyleyeceğim. Ama inşallah 2024 Paris Olimpiyatlarına katılırsam şahsen ben daha tecrübeli olacağım. Ve 2024'ün bizler için çok daha iyi geçeceğine inanıyorum. Ya ilk gittiğimizde büyük bir başarıydı bizim için. Gittiğimizde tamamıyla orada olmanın tadını çıkardık. Hani bir hedef yoktu. Hani gruptan çıkıp madalya kovalamak, işte çeyrek finale kalmak, yarı finale kalmak gibi bir hedefimiz yoktu. Orada olmanın tadını çıkarıyorduk açıkçası. Tamam, o dönemler de
iyi voleybol oynayan bir Filenin Sultanları vardı ama seviyemiz belliydi. Dürüst olmak gerekirse ama ikisinin arasındaki fark 2012 ile 21'e yani 2020 Tokyo Olimpiyatlarına geldiğimizde voleybolun kalitesi çok arttı. Takım olarak performans, başarı gerçekten arttı. Ama bunun yanında da herkes söylüyor yani olimpiyata gitmiş olan, daha önce düzenli giden insanlardan duyduğum, Tokyo'da da zaten bunu yaşadık. 2012 Londra Olimpiyatları düzenlenen en başarılı olimpiyatlarmış. Bizim ilk, yani benim ilk olimpiyatımda inanılmaz bir organizasyon vardı. Yemeklerden kaldığımız yere kadar, ulaşım, köyün güzelliği, her şey inanılmazdı. Yani rüyalarda gibiydim. Ama 2020 Tokyo'ya gittiğimiz zaman böyle bir hayalet şehir havası vardı. Sokaklarda hiçbir şekilde olimpiyat tanıtımı yok. Olimpiyat köyüne girdiğiniz zaman hiçbir enerji hissetmiyorsunuz. Yani o ruhu alamıyorsunuz. Zaten herkes aynı şeyi söylüyordu. Yemekler bence problemliydi. Kaldığımız yer, her şey. Hani ikisini kıyasladığımız zaman yani organizasyon anlamında 2012 inanılmazdı. Ama voleybol anlamında bence 2020 çok daha ileride. Ya valla o seyirciyle oynadığınız zaman inanılmaz bir enerji ortaya çıkıyor bence. Yani bana acayip etkisi oluyor. Çünkü artık Ankara seyircisi yani voleybol seyircisi öğrendi nasıl rakibe baskı sağlaması gerektiğini, bizi nasıl desteklemeleri gerektiğini. Ankara'da oynamak çok çok keyifli. Çünkü dolu salonları oynuyorsunuz ve son birkaç senedir bu böyle. Bunun ben hep tadını çıkarmaya çalışıyorum. Benim için inanılmaz itici bir güç oluyorlar. İyi ki varlar, iyi ki voleybolu seviyorlar. İyi ki biz onlara voleybolu sevdirebilmişiz. Umarım daha fazlasını yapıp bu sevgiyi uzun yıllara yayabiliriz. Dünya Şampiyonası için temennim ne biliyor musun? Maç maç gitmek. Önümüzdeki rakibi düşünerek hareket etmek. Çünkü öncesinde hep madalya, işte yarı final, çeyrek final, final olur mu? Bunları düşünerek bence odak noktamızı hep kaybettik. Bunu düşünüyorum ben. Benim şahsen bu Dünya Şampiyonası'ndaki beklentim maç maç gitmek. İlk önce Tayland maçı. Tayland maçını iyi bir voleybolla kazanmak istiyorum. Sonrasında bir sonraki rakip diye gitmek istiyorum. Tabii ki de grubu birinci bitirip ikinci gruba avantaj sağlamak da istiyorum, istiyoruz da. Ama güzel bir dünya şampiyonası olacak diye düşünüyorum. İçimde güzel hisler var, iyi çalışıyoruz. Ve bu takım bence her şeyin en iyisini hak ediyor. İmkanlarımız çok iyi, çok güzel bir staffımız var. Sağlık ekibimiz de çok iyi. Yani kendimizi çok değerli hissediyoruz ve bunun karşılığını da aslında vermeyi çok çok istiyoruz. Hele ki Türk halkına, çünkü bizi çok destekliyorlar. İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası'nda da o destek yine arşa çıkacak. Hedefimiz herkesi mutlu etmek, kendimiz de dahil. Bunun için mücadele ediyoruz. Zaten yani kaç ay oldu? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani 5 aydır kamptayız yani. Biz de başarılı olmak istiyoruz. İnşallah bakalım, göreceğiz.